geliyor, kurt geliyor. Vallahi ilginç. Tipsiz bir erkeği yakışıklı gösterebilecek detaylar. Erkeği yakışıklı götü der var şimdi. İsteren bir detay söyler misin? Türk askeri üniforma. En çirkin erkeği bile dikkat çektiriyor. Çok özür dilerim. Yakışıyor hepsine. O kamuflajı beğeniyor musun? Tabii ki de en büyük hayalimdi zaten. Öyle mi? Evet. Her Türk asker doğar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Tekbir! Tipsiz bir erkek düşünün. Allah'u ekber. Hangi detay onu yakışıklı, karizmatik hale getirir? Kaslı olması. Bir geç kaldı. Ulan iyi bir şey söylemedi. Ayı. Ayıcığım iyi bir şey söylemedi. İşte. Tipsiz dedi sana aslında. Şuradan mı gidiyoruz? Şuradan mı gidiyoruz? Tipsiz bir erkeği yakışıklı gösteren bir detay söyler misin? Şahsi benim bakış açım çok çirkin değil mi? Böyle optik tamam. Olarak çok çirkin. Evet, evet. Konuşacak mı? Olabilir. Çok güzel bir Türkçe dili olması. Ses tonu, dişleri ve gözleri etkiler beni. Yani optik benim için önemli değil. Sakal olabilir ve bakışlar. Sakal. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay söyler misin? Bakım yapsa yeterli ya. Bakımsız erkek mi olur? Güvenlik nasıl bakımlar yapsın? Ne bu kızımız? Ya vallahi sizi Kur'an'ıma yemin ederim. Ben öldüreceğim ha. Lan bir susun amına koyayım. Dağınık çıkıyorlar. Lasu! Dikkat etmiyorlar. Sesi de yani, sesi de önemli. Kaba kaba konuşması, küfürlü özellikle, küfürlü. Evet, diksiyon önemli. Espritüelliği falan, hani komik olması. Ya bence samimi olması her şeyden daha önemli. Ya bence kişiliği böyle bir konuda böyle konuşması ya da ne bileyim düşünceleri falan önemli. Bilgili olması, kitap okumalı. Yani ne bileyim böyle bir konu tartışılırken bir yorum yapabilmeli. Tipsiz bir erkeği yakışıklı gösterebilecek bir detay. Estetik. Emin misiniz? Evet. Estetik mi? Burnuna, ağzına, dişlerine. Burnuna ya da şöyle. Dudakları da dolgun olsun. Erkeği. Evet. Aa. Not having a beard to be like this. No beard. No beard. No beard. Shaved. Shaved, yes. Because it shows the real face. When you make the beard, it will hide your face. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay. Saçları. Nasıl olmalı? Uzun olmalı bence. Giyimi bence. Hani güzel giyinsin, çapulcu gibi olmaz. Oğlum bu... Bence dişleri. Bu üçlünün saçları... Niye üçlüden daha ileride gidiyor yani? Büyük. Neden? Çünkü... Kız 17 yaşındadır belki. 15 saçlar 26 yaşında. Tüm görünüşünü bozuyor. Tüm tipsizliğini ortadan kaldırıyor dişler bence. Yeteneği. Ne gibi mesela? Enstrüman çalması. Klasik gitar çalıyorum o yüzden. Aslında erkek arkadaşım da var ya. O da klasik gitar çalıyor. Tipsiz bir erkeği yakışıklı gösterecek. Yarım bas çalana peki görürsen ne olacak? Cek bir detay. Yani bence hareketleri, duruşu, tavırlarıdır. Yani bu yakışıklı erkekler için de geçerli. Ne bileyim hani tavırları yerindeyse, nerede nasıl davranması gerektiğini biliyorsa. Hani duruşundan kastım zaten bakış açısı. Ağırbaşlı. Ağırbaşlı olması. Beyefendi olması evet. Karakteri, konuşması ve gülümsemesi. Yani anlaşılır ve yani bir bayana karşı nasıl ilgilenilmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor bence. Elleri, ayakları benim için daha önemli. Ya böyle ben ilk başta erkeklerde ya da yani bir kişide ellere bakarım da. Yok manikürlü değil ama temiz, bakımlı, düzgün. Hani böyle cerrah eli gibi yani. Benim öyle şeylerim vardır. Tanımlamalarım var yani böyle. Saç kesimi olabilir. Ondan sonra giyim tarzı, ayakkabıları, parfümü. Çekici kalabilir onu. Yani çirkin olsa bile. Hepsini not alıyorum ben. Dur bence. Gülüşü bilmiyorum etkilidir yani benim için. Yani. Bir de bizim benim gülüşe bak. Etkileyici gerçekten. Gerçekten çok etkileyici gülüyorsunuz. Bakışlar olabilir herhalde. Diyebilirim aynen bakışlar diyebilirim. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan bir detay söyler misiniz? Zekası. Kesinlikle. Bunu diyeceksin ya. Bu kadar. Bitti video. Bu. Tipsiz bir adamı, tipsiz bir erkeği yakışıklı gösteren, yakışıklı hissettiren, yakışıklı yapan detay veya senin beğenmeni sadece zekası. Bitti. Zeka! Saç. Böyle... Burası uzun olmalı bir kere. Gömlek. Bir kere uzun kollu olması gerekiyor. Yani kısa kollu gömlek yakışmıyor. Saçı. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan bir detay söyler misiniz? Konuşma. Konuşma yani. Benim için konuşma çok önemlidir. Kibar, narin, tane tane. Diksiyon çok çok önemli. Siz söylesenize Yağmur Nesin bir tane tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan
bir özellik. Söyleyelim. Söyle. Götü. Götü mü? Komik olması. Olabilir. Zeki olması. Sayın. Evet, kıvırcık, başka. Kıvırcık olması. Hayır, hayır ya. Anlat anlat, beni anlatıyor gibisin. Uzun boylu. Hakaret mi etiyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ya. Yo, ciddi söylüyordum, aklıma gelmedi öyle. Takmaz. Yağmur ne dedi? Götü dedim. Götü olması mı? Yani ilişkide bir tarafın götü mü olsun istiyorsun? En azından. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.